Bugün burada Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü münasebetiyle toplanmış bulunuyoruz. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde herkese düşen en büyük görev, Atatürk'ü ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek ve Türkiye'yi aydınlık yarınlara taşımaktır. Onun aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyor. Açılış konuşmasını yapmak üzere sözü Yönetim Kurulu Başkan Yardımcımız Gürbüz Hocaoğlu'na bırakmak istiyorum. Evet, değerli yöneticilerimiz, değerli arkadaşlarım, kıymetli misafirlerimiz, hepiniz hoş geldiniz. Tabii bu son dakika verildi bana bu görev. Onun için çok hazırlık yapamadım. Böyle bir günde bence hazırlık yapmak ve daha kıymetli kelimelerle karşınızda olmak isterdim. İnşallah sürçülisan eylemem. Bugün burada Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümü sebebiyle toplanmış bulunuyoruz. Yani öyle bir lider düşünün ki 84 yıl olmuş ölümün üzerinden geçen ve Cumhuriyeti kuralı neredeyse 100 yıl olmuş. Ve şu an geçenlerde sosyal medyada bir paylaşım gördüm. Bu Mahsa Amini var İran'da. Onun eylemlerinde tek yol Atatürk diye söylem yapılıyor. Yani 100 yıl önce bir liderimiz çıkmış bunu. 100 yıl önce bizim ülkemizde gerçekleştirmiş. Öyle bir değerli lidere sahibiz. Yani bu bizim için, ülkemiz için çok kıymetli bence. Büyük Önder fikir ve eserleriyle bağımsızlığımızdan, tarihimize, dilimizden, sanatımıza ve benliğimize kadar en gerçek fikirlerle ve en sıcak duygularla aramızda hep yaşayan bir önder olmuştur ve olmaya devam edecektir. Atatürk'ün ölümsüzlüğe uğurlandığı günün yıl dönümünde ve Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümüne bir adım kala herkese düşen en büyük görev, Atatürk'ün ve en büyük eseri Cumhuriyet'i anlamak, Cumhuriyet'in değerlerini her koşulda korumak, Atatürkçü düşünceyi benimsemek, Türkiye'yi ilim ve bilim yolunda aydınlık yarınlara taşımaktır. Dünyanın en seçkin ve en saygın lideri şöyle diyordu. İki Mustafa Kemal vardır. Biri ben et ve kemik. İkinci Mustafa Kemal, onu ben kelimesiyle ifade edemem. O ben değil, bizdir. O memleketin her köşesinde yeni fikir, yeni hayat, büyük ideal için uğraşan aydın ve savaşçı bir topluluktur. Ben onların rüyasını temsil ediyorum. O Mustafa Kemal sizsiniz, hepinizsiniz, yaşaması ve başarılı olması gereken Mustafa Kemal odur demiştir. Evet, ülkemizin en zor dönemlerinde bile düşünüp ortaya koyduğu milli hedef ve stratejinin hatırlanması, bu tür çabaların anlam ve değerlerini çok iyi bilinmesi, Büyük Atatürk'ün ebedi olarak huzur içinde yatması bakımından önemlidir. Konuşmama Yüce Atatürk'ün sözleriyle son vermek istiyorum. Ben manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım ilim ve akıldır. Benden sonrakilere bizim aşmak zorunda olduğumuz çetin ve köklü zorluklar karşısında belki gayelere tamamen erişemediğimiz fakat asla taviz vermediğimiz akıl ve ilmi rehber edindiğimiz tasdik edeceklerdir. Benim Türk milleti için yapmak istediklerimi, başarmaya çalıştıklarım ortadadır. Benden sonra beni benimsemek isteyenler bu temel eksen üzerinde akıl ve ilmin rehberliğini kabul ederlerse manevi mirasçılarım olur demiştir. Evet, bu düşüncelerle Büyük Atatürk'ü bir kez daha rahmetle anıyor ve programı akışı üzere arkadaşlara devrediyorum. Tekrar aramıza hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum katıldığınız için bu değerli günde. Bizleri yalnız bırakmadığınız için saygıyla selamlıyorum hepinizi. Ayakta kalan arkadaşlar için şu taraflarda da boş yerler var. Geçebilirsiniz şu anda program başlamadan önce.
Evet, şimdi de Atatürk ve liderlik temasıyla hazırlamış olduğu sunumu yapmak üzere İnsan Kaynakları Direktörümüz Korhan Aydal'ı sahneye davet ediyorum. Değerli konuklar, hepiniz hoş geldiniz. Mustafa Kemal'in ebediyete uğurlaşını 84. yılında bir araya gelmişken, bu vatanı bizim olmamızı sağlamışken, Mustafa Kemal bizim değerimizken, biz de size insan kaynakları olarak kendi hazırladığımız, bize kalan anılardan, bizi etkileyen anılardan, bize kalan hatıralardan kendimiz bir sunum hazırladık size insan kaynakları olarak. Peki temel neydi bunun? Gürbüz Bey de az önce altını çizdi. Hep aynı kelime dolanıyor. Lider, lider, lider. Bizler de burada birer lideriz. Kimimiz ekibin, kimi ailenin, kimi kendi hayatımızın ve kararlarımızın. Ben de iki tane olayı burada sizinle paylaşmak istiyorum. Burada lider nedir? Ne zaman ortaya çıkar? Çıktığı zaman ne yapar? Bunların altını çizdiğimiz iki örneği paylaşacağız. Sunum bittiği zaman herkesin cebine bir şeyler koyarak ayrılmasını arzu ederim. Şimdiden teşekkür ediyorum. İki olaydan bir tanesi, ben buradan galiba çok ayrılamayacağım ama kimleri de engelliyorum bilmiyorum görsel olarak. Cesaret veren liderlik ve aynı zamanda stratejik liderlik temeli üzerine dayalı. Neydi bu stratejik ve cesaret veren liderlik? Tarih 10 Temmuz 1921. Kütahya, Eskişehir bölgesini görüyorsunuz. Kütahya ve Eskişehir savaşının geçtiği yer. Yunan birlikleri hız kesmeden Eskişehir'e doğru ilerlemesini devam ettiriyor. Ve bu noktada İnönü, yani Kütahya ve Eskişehir savaşlarının komutanı olan İsmet İnönü, savaşı kaybettiğimiz, anladığımız noktada Atatürk'e haber gönderiyor ki o zamanki adı Mustafa Kemal. Diyor ki derhal Atatürk'e haber verin. Ve Mustafa Kemal'i yanına çağırır. Atatürk yanına gelir gelmez, durum nedir İsmet diye sorar. Bunun üzerine her ne kadar en iyi adamı da olsa, büyük, kendisi de büyük komutan olsa şu şekilde cevap verir. Her şey bitti, kaybettik. İşte bundan sonra cesaret veren liderlik devreye girer. Şimdiden kazandın İsmet. Şimdiden kazandın. Ve burada da stratejiyi anlatmaya başlar. İsmet, orduyu Sakarya'nın 100 kilometre doğusuna çekeceğiz. Ve o zaman Anadolu halkını ne yapacağız? Bu insanları arkamızda nasıl bırakacağız? Strateji devam eder. Bak İsmet, kafanı kullan. Ben kendi vatanımın içine çekiliyorum. Biz orduyu geriye çekerken Populus, o zamanki Yunan komutan, Yunan birliklerinin generali, o da bizi takip edecek. Nereden geçecek? Benim halkımın içinden geçecek. Ve bu yollardan geçerken morulup bozulacak. Çünkü bizim memlekette yol yok İsmet, yol yok. Bakın burada stratejik derinlik devam ediyor. Bir ordunun gelmesi lazım, gücün gelmesi lazım. Ama gelmesi için de tedariği de sağlaması gerekiyor. Ama bu tedariği sağlayacak altyapı yok. Ve hattı geri çekmeyi savaşı kaybetmek olarak görmüyor. Çünkü vatan hala kendi vatanı. Bırak İsmet gelsinler, sonra devam eder. Ben onu İsmet'in, vatanımın İsmet'inde boğacağım diyerek de İsmet Ünlü'nün adına yakışan, onur edici bir de söz söyler. Ve söylediği şekilde, belirttiği şekilde planlama yapılır ve Sakarya, burada görmüş olduğunuz kırmızı çizgi Sakarya Irmağı'nı gösteriyor. Sakarya Irmağı'nın doğusuna birlikler geri çekilir. O kadar geri çekilir ki Ankara ilçesi olan Polatlı'dan top sesleri duyulmaktadır. O kadar geri çekilir. Bu geri çekilmenin sonunda da Sakarya Meydan Muharebesi başlar ve savaşın bitimine 4 gün kala da en önemli rapor olan savaştaki istihbarat raporu gelir. İstihbarat raporunu getiren binbaşı okur ve hiç iç açıcı değildir. Bu noktada da savaşı kaybettiğimizi gösteren çok ciddi emareler bulunmaktadır. Rapor okunmasının bitmesini takiben yine lider ortaya çıkar ve şunları söyler. Binbaşıya, derhal İsmet Paşa'yı bul ve zaferini tebrik et. Binbaşı şaşırır. Ya raporu ben okudum, kaybediyoruz. Ne zaferinden bahsediyorsun? Fevzi Paşa'yı da çağırın, derhal yanıma gelsin. Bahsettiği Fevzi Çakmak'tır.
Fevzi Paşa yanına gelir ve karşılar. O Fevzi Paşa Hazretleri, nerelerdeydiniz? Aşağıda da fotoğrafları var, oradan da konuşmayı takip edebilirsiniz. Her şeyi kaybettik. Bundan vesile çadırımda Kur'an okuyordum. Allah'tan sizi, bizi bağışlamasını niyaz ediyordum der. Atatürk devam eder. Bir dakika, ortada bir yanlış anlaşılma var. Raporu ben de okudum. Populus sadece birliklerin yerini kaydırıyor. Yeni birlik getirmiyor. Yani o yollar işe yaramış. Yolların olmaması işe yaramış. Yunan birliklerini burada durdurduk. Yarın da taarruza geçeceğiz demesi üzerine İsmet İnönü çadırda patlar. Sen delirdin herhalde paşam. Neyle taarruz edeceğiz? 10 askerden 4'ü firar. 3 subaydan 2'si şehit. Elde taarruz etmeye imkan mı var? Fakat dediğini yapar. Hiç önemli değil İsmet. Populus savaşı burada kaybetti der. Burada derken eklini kafasına koyar. Yani fikirde, düşüncede kaybettiğini söyler. Yani stratejide kaybettiğini söyler. Hattı biliyoruz. Kütahya Savaşı. Sakarya'nın doğusuna kadar çekilir ve en nihayetinde Eskişehir'in batısına doğru yeniden mücadele başlar ve Sakarya Meydan Muharebesi 13 Eylül 1921'de Atatürk'ün yönlendirmesiyle Yunanların batıya doğru sürülmesiyle sonuçlanır. Yani İsmet İnönü'nün kaybettik dediği noktada lider devreye girer ve savaşı yeniden kaderini değiştirir. Bu savaştan sonra Atatürk trenle Ankara'ya döner. Karşılayanlar arasında iki de önemli insan vardır. Bunlardan biri Yakup Kadri Karaosmanoğlu, öbürü de Ruşen Şeref. Ruşen Mustafa Kemal'in boynuna atılır ve der ki, paşam, yıllar sonra ilk kez bir meydan muharebesini kazandık. Sağ olun, var olun demesi üzerine herhalde savaşı kazanmış bir komutanın biraz böbürlenmesini bekleriz. Yapmaz, sözünü keser ve der ki, Ruşen, onu bunu boş ver. Bu muharebede bana çok şey öğretti. Yaptığım keşif benden sonraki nesillere de aktarılsın, askeri okullarda öğretilsin. Yani işi başarmış olması yetmiyor. Lider kendinden sonrakilere de birikimini taşımakla mesul olduğunu gösteriyor. Peki neydi bu yaptığı keşif? Cebinden kırmızı bir defter çıkarır. Ve o kırmızı defterin üzerinde savaşta aldığı notlardan bir tanesi de şudur. Hattı müdafaa yoktur, sattı müdafaa vardır. O satıhta bütün vatandır. İşte duvarlarda gördüğümüz o iki kelimenin arkasında yazılan koca hikaye ve liderlik budur. Müsaadenizle şimdi Atatürk'ün başka bir liderlik boyutuna geçmek istiyorum. Bunun adını arkadaşlarla beraber kendini aşan liderlik koyduk. Çünkü liderler kendilerinin fikirleri vardır, toprağa ekerler. Biz burada şirkete ekiyoruz. Gene söyleyeceğim, ailelerimize ekiyoruz. Sonunda onlar filiz verirler. Bazen o filizler o kadar uzar ki sizin boyunuzu bile aşabilirler. İşte bunu anlatan bir hikayeyle devam etmek istiyorum. Hepimiz biliriz, Mustafa Kemal'in akşam yemekleri vardır. O zamanın akil adamları, ileri gelenleri, toplum önderleri o masada toplanırlar ve dünya ve Türkiye'nin durumunu tartışırlar. Bu yemeğin adını da bir akşam yemeği değil, bir cumhuriyet yemeği koyduk. Çünkü oradaki masadaki yenen şey yemek değildi, cumhuriyetin ta kendisiydi. Şimdi anlayacağız ne demek istediğimizi. Yer Dolmabahçe Sarayı'nın hususi bölümü. 15 Ağustos 1931 gece yarısına doğru gerçekleşiyor bu olay. Masada Atatürk'ün de Harbiye'den hocası olan, tabi öğretmeni olan Esat Mehmet var. Ve o dönemde de Milli Eğitim Bakanı. Masada bir de Reşit Galip var. Reşit Galip'le Esat Bey arasında geçen bir konuşmaya Atatürk müdahil olur. Ve bundan sonra işte yeniden lider ortaya çıkar. O dönemde Esat Bey... okullarda çocukların kıyafetleriyle ilgili bazı eleştirilerde bulunur. Kıyafetlerin uygun olmadığı ile ilgili bazı eleştirilerde bulunur. Bunun üzerine Reşit Galip tepki gösterir. Yanlış düşünüyorsunuz beyefendi. Bu ilerlemeye terstir. İnsanlar eski durumlarını yaşayamazlar. İnkılaplardan en mühimi kadınlara verilen haklardır. Atatürk devreye girer. Bu konuyu uzatmayalım, sonra tartışırız der. Fakat Reşit Galip devam eder. Af buyurun paşam, müsaade buyursanız fikirlerimizi söyleyelim. Hatta daha ileri giderek diyeceğim ki sizin huzurunuzda bu sofrada inkılapları zedeleyecek sözler sarf etmek küstahlıktır.
Sözlerinizde müsamahalı ve ölçülü olunuz. Mecliste bunca genç, idealist, bakanlık yapacak yetenekte insan varken böyle kişiyi bakan yapmak hatadır. Bunu 1931'de Mustafa Kemal'e Atatürk'e söylüyor kendi masasında. Yahu nasıl olur? Bu adam beni okutmuş. Nasıl Milli Eğitim Bakanı olamaz? Beni okutmuş olması sence de bir değer taşımıyor mu? Burada da şimdi liyakata geleceğiz. Kusura bakma paşam, taşımıyor. Sizi okutmuş olsa bile yine de bu adam bakan olamaz. Benim soframda hocama ve bir Milli Eğitim Bakanı hakaret edilmesine ve onun bu kadar üzülmesine müsamaha gösteremem. Devrimleri korumak için sizden müsaade istemiyorum. Hata yapan siz de olsanız sizi de eleştiririm. Reşit Bey, yoruldunuz. Buyurun biraz istirahat edin diyerek çok kibar ama aslında özünde çok sert bir şekilde masadan kalkmasını talep eder. Reşit Galip burada da durmaz. Burada oturmak sizin kadar benim de hakkımdır. Burası sizin değil, milletin sofrasıdır. Milletin işlerini görüşüyoruz. Susamam. Sizi sultanın yerine koymadığım için serbestçe konuşuyorum. Cumhuriyette bu serbesttir. Burada da nezaket devreye girer. Siz kalkmıyorsanız öyleyse biz kalkalım. Masayı beyefendiye terk edelim diyerek Mustafa Kemal masayı terk eder. O gece masadan kalktıktan sonra ertesi sabah yaverine Reşit Galip'in ne yaptığını sorar. Kendisine sabah kadar bekledi. Size mahcubiyet iletmek istedi. Ankara'ya gidecek parası yoktu. Bizden 25 lira istedi. Biz de 25 lira verdik der ve gönderir. Mustafa Kemal gülerek Ankara'ya gidecek adama 25 lira mı verdiniz? Bari benim hesabımdan 100 lira verseydiniz der. Ve devam eder. Cebinde 5 parası yok ama karakterinin hiç taviz vermiyor. Parası yok ama cesareti var. Bu olaydan sonra herkes Reşit Galip'in kariyerinin bittiğini, hatta yaşamın dahi zor olacağını düşünürken bunun üzerine ne oldu dersiniz bu olaydan sonra? Hep birlikte görelim. 2 ay sonra Reşit Galip o eleştirdiği bakanın yerine Milli Eğitim Bakanı olarak atandı. Çünkü Cumhuriyet idaresi faziletli ve namuslu insanlar yetiştirir. Cumhuriyet fazilettir. Ben teşekkür ediyorum. Bu bizim kendi dünyamızdan paylaştığımız bir şeydi. Hepiniz sağ olun, var olun. Ruhu şad olsun. Mekanı eminim cennettir. Kendisine yeniden çok teşekkür ediyoruz. Hoşça kal. Korhan Bey, çok teşekkür ediyoruz. Avukatımız Gülsen Topçuoğlu da burada. Kendisinde günün anlam ve önemine dair bir konuşması olacak. Az önce konuşmaya biraz katkı. Ve Korhan Bey'e de çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunum yaptı. Atatürk sadece bir isim değildir. Atatürk öncelikle akıldır. Atatürk ilimdir. Atatürk bilimdir. Atatürk gençliktir. Atatürk gelecektir. Atatürk barıştır. Atatürk sanattır. Atatürk cumhuriyettir. Atatürk Türkiye'dir. Ne mutlu Türk'üm diyene, ne mutlu Atatürk gibi düşünenlere. Evet, şimdi atamızı sevdiği şarkılarla anacağımız konseri başlatıyoruz. Ben öncelikle orkestramızı, ardından da vokalistlerimizi sahneye davet ediyorum.
Konserimiz şefimiz Şansal Kemal Toker yönetiminde gerçekleşecektir. Mikrofonu kendisine bırakıyorum. Sayın yöneticilerimiz, değerli çalışma arkadaşlarımız, atamızın aramızdan ayrılışının 84. yıl dönümünde düzenlemiş olduğumuz konserimize hepiniz hoş geldiniz. Sözü çok fazla uzatmadan hemen konserimize geçeceğiz. Sadece bir hatırlatma yapmak istiyorum. Girişte sizlere iki zarf dağıtıldı. O zarflarda sizler için notlar yazıldı. Ve üzerlerinde numaralar var. Bir siyah, bir beyaz zarf. Lütfen zarflarınızdaki numaraları takip edin. Çünkü numarası yanan kişinin ayağa kalkıp o zarftaki sözü okumasını rica edeceğiz hepinizden. Beyaz ve siyah zarflar sizler için içine not olarak verildi. O notları sizden rica edeceğiz. Bir de İhracat Departmanı'ndan Sayın Burçin Ekmekçi, kendisiyle bir süredir ses eğitimi çalışıyoruz. Buraya geldiğinde işitme engelli bir arkadaşımız olarak aramıza katılmıştı. Sadece işaret dili konuşabiliyordu. Yusuf Bulut Öztürk sayesinde, Sayın Yusuf Bulut Öztürk sayesinde kendisine bir işitme cihazı hediye edildi. Artık hepimizi çok rahatlıkla duyabiliyor. Ama daha da ötesi, artık konuşabilir hale geldi. Kendisi de bu anlamlı günde size bir iki kelime söylemek ister izninizle. Burçin, seni sahneye davet ediyoruz. Hoş geldiniz. Size bana.
çoban yıldızı gibi. Kalbime aktın efendim, bir yaz güneşi gibi. İçime doldu efendim, efendim, çoban yıldızı gibi. Kalbime aktın. Arkadaşlarımızı da size tanıştırmak isterim. Tanıyorsunuzdur ama en azından ekran başında bizleri izleyenler için de iyi olur. Ünsbet Gelişim Akademisi'nden Gümrük Müşaviri Esra Kurtuluş. Muhasebe Departmanımızdan Gözde Erük. Baş Kimyagerimiz Doktor Ayşe Özgür Özsar. Muhasebe Departmanımızdan Yakup Karadeniz. Yine kimyagerimiz Yusuf Melek. Solosunu yapmak üzere Yakup Karadeniz'i huzurlarınıza davet ediyorum. Thank you.
ne dumandı bahredenin ya. Bu ne figandır şu yemeleri, ne de
Yolcu bilmeden gelip bastın, bu toprağı yerdir.
sana dayanırım. Ben sana dayanamam yani, ben sana aldanamam. Ben sana aldanamam yani, ben sana dayanamam. Yükselen yeni nesil, gelecek sizsiniz. Cumhuriyeti biz kurduk, onu yükseltecek ve yaşatacak sizsiniz. Solosunu yapmak üzere baş kimyagerimiz Doktor Ayşe Özgür Özsarı huzurlarınıza davet ediyorum. Oh, good.
ülke olarak özellikle anladık tarifini söz. Egemenlik kayıtsız şartsız milletidir. Şimdi elinizdeki zarfları dizinize bırakabilirsiniz. Sizden bir ricamız olacak. Ritim tutmanızı isteyeceğiz. Çok basit. Önce bir prova yapacağız. Daha sonra bize eşlik edeceksiniz. 9-8'lik ama bildiğimiz 9-8'lik değil bu. Şöyle olacak. Ben göstereceğim. Sonra bir deneyelim. Bir prova yapalım. Ondan sonra da şarkımıza gireriz. Şunu yapacağız. 1 ve 2 ve 3 ve 1, 2, 3. Bu kadar. Deneyelim mi? Bir daha. 1 ve 2, hızlanmayın. 3 ve 1, 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 1, 2, 3. 1 ve 2 ve 3 ve 1. Devam. 1 ve 2 ve 3 ve 10, 2, 3. Asıl alkış sizlere tabii ki. Bravo. Yurtasur,
solosunu yapmak üzere Muhasebe Departmanı'ndan Gözde Erük'ü sahneye davet ediyorum. Thank you.
Ses. 141. 141. 141. Hazır mıyız? 3, 2, 1.
Ellerinize, ayaklarınıza sağlık. Atamızı 84. ölüm yıl dönümünde, aslında tam tersini söylemek istiyoruz, 141 yaşında tekrardan andık. Hepinizin ellerinize, ayaklarınıza, yüreklerinize sağlık. Teşekkür ederiz.